Bu ne, bir sürü şey yazmış ya. Bundan mı başlayacağım ya? Sıfır. Aaa. Uğraşamam şimdi okumakla. Sıfır. Hocam 6. senem, 4 senedir bu dersi veremiyorum. Ne olur hocam? Ha bu ne ya? Sıfır. Sen bir 5 sene daha gel. Ha işte bu. Tertemiz kağıt ya. Ver 100. Aferin sana. Arkadaşlar bunların hepsi hurafe. Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü kendisini gün geçtikçe daha da geliştiren, vizyonunu her zaman üst seviyede tutan bir bölüm. Alanında yetkin akademik personelleri ve müdek onaylı eksiksiz sınıfları ile saygı duyulmayı hak ediyor. Derslerin gerektirdiği laboratuvarları, aletleri ve daha birçoğunu öğrencilerine sunmaktan çekinmiyor. Öğrencilerin bir mühendiste bulunması gereken donanımları elde edebilmesi için büyük fırsatlar vaat ediyor. Özellikle Harita ve Kadastro Mühendisler Odası'nın katkılarıyla çeşitli organizasyonlar yaparak öğrencileriyle ders dışında da ilgilenmeyi ihmal etmiyor. Ayrıca şimdi sizin için de röportaj videosu hazırladık. Başlamadın mı? Başlasın artık. Başlatın. Hoş geldiniz. Ben moda girdim. Abi sizce dünyamızın şekli nedir? Matematiksel olarak mı soruyorsun, fiziksel olarak mı soruyorsun? Fiziksel olarak. Fiziksel olarak. Şimdi diyorlar ki fiziksel olarak dünya yuvarlak diyorlar. Hiç alakası yok. Toparlak yuvarlak şeye benziyor. Topa benziyor. Dünya şeklinin geoid olduğunu biliyorum. Bunun kutuplarda daha basık olduğunu biliyorum. Bu yüzden oradaki insanlar daha şımar çıkardı tartılarda. Aynı zamanda ekvatorun daha geniş olduğunu biliyorum. Standart tanım var işte. Üçlerden basık yanlardan. Geoid. Yani yuvarlak. Elips mi? Genellikle coğrafyada belirtilen geoid. Son zamanlarda diyorlar ki dünya düzdür, tepsi gibidir. Sizce bu teori doğru mu? Bildiğim kadarıyla doğru değil. Bize anlatılana göre doğru değil yani. Diyorum o flat şeysi, saçmalığı. Ve böyle bir şey yok yani, hangi çağda yaşıyoruz, gerizekalı gerizekalı şeyler yani. Galiba hocam can verdi yani. Üçgen mi olması gerekiyormuş? Dağ taş bayır yetmedi, geldik köprüde de çekim yapmaya karar verdik. Gel kameraman. Son zamanlar diyorlar ki dünya düzdür, sizce bu doğru mu? Olur mu öyle şey ya? Dünya elips. O kadar ağır mıyım? Bastım. Bana şişman dedi şu an. Bana şu an şişman dedi. Arkadaşlar Alperen az önce bana şişmansın dedi. Bana dedi. Yazık yazık. Sen nasıl arkadaşlar? Dünya düz. Düz değil. Elipsi şeklinde olan bir şey var. Bu aleti görünce aklınıza ne geliyor? Yol böyle şey yapıyorlar ya, çiziyorlar ya. Ona göre yolları ona göre yapıyorlar. Resim çekiyorlar. Tarihi eserler. Bir şey görüntüleniyor olabilir mi acaba? Şeyde görmüştüm, bir fotoğraf vardı. Bunu fotoğraf sanıp gülen çocuklar vardı, onu görmüştüm. Başka ilk kez görüyorum. Eğim ölçmek için falan sanırım. İşte insanların böyle genellikle önüne çekip böyle işte genellikle poz vermeye çalıştığı. Zannımca uzaklık da ölçüyor, eğim de ölçüyor. Onlar radar ölçümleri gibi bir şey, yollardaki hız ölçümlerini falan ölçen bir alet gibi geldi bana yani. Yol ölçüm aleti. Devam ediyoruz değil mi? Tamam. Devam ediyor değil mi kayıt? Ediyor. Harita mühendisliği hakkında bir bilginiz var mı? Yok. Yok.
harita mühendisliği, harita üzerinde çizimler yapan kişilere deniliyor herhalde. Türkiye'nin yüz ölçümlerini, dünyanın yüz ölçümlerini, şehir planlamasında geçerli bunlar. Tabii ki haritasını bilmeyen insanlar memleketini de bilmez yani. Memleketin ücra köşelerinden neresinde ne var ne yok. Harita bilmesen onu da bilemezsin yani. Ben harita mühendisi okuyorum. Size sorular sorabilir miyiz? Valla ben zaten aramıyorum. Gerçek uzunluk nedir? Uzunluğunu bilmiyorum. Ama bir insan bağırsağının 124 bin kilometre kadar şeymiş yani, onu duydum. İnsan bağırsağı dünyayı 124 bin kere dönüyormuş. Harita mühendisliğine bu yıl yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerimiz için öneriniz ya da söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Kendilerine ne kadar çok şey katarlarsa ben iyi ilerleyebileceklerini düşünüyorum. Notlarını da yüksek tutsunlar. Onu da kesinlikle söylüyor. Çok teşekkür ederim. Geçen sene de bir şeyler yaptık herhalde. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yoruldum ya. Ana kapını bir indir. Şimdi bana hızlandıracağım, o sırada tahtaya silmiş olacak abi sen. Ben sana çevirdiğimde sen buraları siliyor gülecek. Buraları kadar siliyor gülecekse abi. Tamam. Ya ben bir mesela defter falan mı? Güzel olur ya. Ona göre yazsan. Gizli kahramanımız. Yeter ya, sıkıldım ya. Tamam hocam, sağ olun. Oldu mu? Hocam biraz aşağı attım yüzünü ama. Ya nereye atacağım? Böyle oğlum havaya böyle atacağım. Tamam ben oraya fırlatayım. Ben kapatıyorum. Tamam başlayın hocam. İyi başlıyorum. Tamam öyle yandan başlayın şimdi. Başlıyorum bak. Tamam hocam. Sen keser misin? Tamam. Tamam ben keserim, sorun değil. Başladı değil mi? Başlamadın mı? Olmuş. Niye olmuş? Güzel. Ayrıca şimdi sizin için bir de röportaj videosu hazırladım. Ben geldim, biraz geri gelsene. Geri gelsene. Geriden. Ayrıca şimdi sizin için bir de röportaj videosu hazırladım. Dur. Geri gel. Geri gel. Git. Ne? Yaşlar patlasın. Çekilir misin? Parti başlasın.